Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Efendim Mevlana Kültür Merkezi'nde Sultan Veled Tiyatro Salonu'ndayız ve burada Hacı ve İsa'da Cümertlik üzerine belgesel tiyatro oyunumuz sergilenecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün okulumuzun öğrencileri var. Sizi öncelikle bir tanıyabilir miyiz? İsmim Muhammed Uslu. Evet hocam. Mahmut Sağın Ramazanoğlu Lisesi'nde, İmam Hatip Lisesi'nde öğretmeniz orada. Mesleklerde öğretmeni. Evet hocam. Hocam evet. Hacı ve İsa'nın hayatından bazı kesitler olacak. Okullara gösteriliyor. Evet. Nasıl oluyor böyle gösterimler? Nasıl çok oluyor? Güzel oluyor. Çünkü Hacı ve İsa'da Konya'nın manevi mimarısıdır. Evet. Konya'nın ilk İmam Hatip'i açan ilk öğretmenlerindendir. Ve çok büyük hatırası vardır onun. Evet. Manevi hocasıdır, üstaz yani. Evet. Onun geçmişi çok önemlidir bizim için. Yani geç kalmış etkinlikler ama çok güzel. Evet. Geç kalmış etkinlikler bana göre. Ama geç de olsa çünkü Hacı Bey sadece mübarek İmam Hatipli'nin baş öğretmeni diyebiliriz. İmam Hatipliler için Konya'da baş öğretmen olarak kabul ederiz. O bakımdan bu etkinlik geç de olsa efendim hele çocuklarımızı çok faydalı buluyorum. Kültürel yönden çok faydalı. Babam, müsaaden olursa sana birkaç nasihatte bulunayım. Bunlarla hem dünyan hem ahiretin güzelleşir. Çok isterim. Dünyada duracağın kadar dünya için çalış. Ahirete ise ahirette duracağın kadar çalış. Dünyada duracağın kadar dünya için çalış. Ahirete ise ahirette duracağın kadar çalış. Ne kadar yaparsan yıkılacaktır. Ne kadar yaşarsan ölünecektir. Ne kadar yaparsan yıkılacaktır. Ne kadar yaşarsan ölünecektir. Ve asla kızmayacaksın. Kızdırmayacaksın. Kırmayacaksın. Kırılmayacaksın. Ve asla kızmayacaksın. Kızdırmayacaksın. Kırmayacaksın. Kırılmayacaksın. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Şimdi sizi çok iyi anlıyorum. Siz osunuz. Hocam sizsiniz. Haklısınız hocam. Haklısınız. Sabretmeliydim. Asla isyan etmemeliydim. Allah'ım sana şükürler olsun beni bu şekilde ıslah ettiğin için. Bir daha asla yolumdan ayrılmayacağım. Sevgili seyircilerimiz, tiyatro gösterimiz sona erdi ve çıkışta bütün gençlere, gençlerle baş başa Ali Fuat Başkin'in kitabı veriliyor. Gençler nasıl buldunuz tiyatroyu? Çok güzeldi, çok sevdik yani. Bir daha gelmeyi isterim mutlaka. İnşallah yeni gösterimleri. Her ay yenileniyor çünkü gösterimler. Çok güzel bir gösteriydi. Yani zaten bir İmam Hatip öğrencisi olarak bunları bilmemiz, bu konuya hassas olmamız gerekir. Bu konu hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, gençlerimize kitaplar veriliyor. Gençler nasıl buldunuz bakalım gösterimi? Elhamdülillah izledik, güzeldi. İslam mücadelesi, İslam Müslüman bir nesil yolunda savaşan alimimizi izledik. Hacı Bey İsade'yi. Teşekkür ediyorum. Ben de Merkezi İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Çok duygulandım, çok güzeldi. Hocalarımızdan çok dinliyorduk Hacı ve İsade'yi. Yine böyle bir program yapıldığı için çok mutlu oldum. Öğrencilerimin de aynı şeyleri duyması, dinlemesi beni mutlu etti. Gerçekten çok etkileyici bir tiyatro oldu. Çok beğendik. Çok beğendim. En etkilendiğin yer neresi oldu? Özellikle Hacı ve İsade'nin rüyasına girmesi çok etkiledi beni. Çünkü gerçekten çok iyi bir zat. Evet, Sultan Veled Salonu'nda Hacı ve İsade ve Cömertlik Tiyatro gösterisi. Hocam şöyle değerlendirmeleri çocuklardan, gençlerden aldık, sizlerden de alalım. Ben şahsen gerçekten oldukça etkilendim. Şu anda yaşadığımız zaman diliminde gençlerimizin biz akademik başarısı noktasında bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ahlaki noktadaki eksikliklerimizi inşallah bu etkinliklerle daha mükemmel hale getirip tamamlarsak yarınlarımızdan daha fazla ümit var olacağız. Bunun için teşekkür ediyoruz. Emek verenlere tekrar tekrar teşekkürler ediyorum.
Hocam çok teşekkür ederim. Ben sizi de teşekkür ediyorum. Hocam. Abdullah Karakaya, Mahmut Sami Ramazanoğlu, Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Grubu öğretmeniyim. Hocam çok teşekkür ederim. O zaman kapanışı beraber yapalım. Sevgili seyircilerimiz, programımız her gün ana haberden hemen sonra ekranlarınıza geliyor. Yarın da yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.